Selamünaleyküm arkadaşlar. Ömrünü, gönlünü, yüreğini bu milletin milli teknolojisini geliştirmek ve bu milleti dışa bağımlılıktan kurtarma üzerine ömrünü harcayan Selçuk Bayraktar'la alakalı bundan önce çok video yaptık. Çünkü böyle bir değeri savunmak tabiri caizse boynumuzun borcu. Birçoğunu sosyal medyada veyahut da işte haberlerde falan görmüşsünüzdür. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul milletvekili ki kendisi Diyarbakır doğumludur, Sezgin Tanrıkulu bir tweet attı. Olayı bir tam anlatalım ki ondan sonra değerlendiririz, analizini yaparız. Twitter'da Altılı Masa diye bir hesap var. Kimin olduğunu bilmiyoruz. Hani fake hesaplardan bir tanesi diyebiliriz onu. Birileri o hesabı açmış ve o hesaptan bazı paylaşımlar yapıyor. Ve genelde de paylaşım dilleri şu. Eğer Altılı Masa 2023 seçimlerini kazanırsa ne olur? Ne yaparlar? Nasıl adım atarlar diye böyle tweetler atıyor. İşte onlardan bir tanesini atmış ve Bayraktar SİHA üretimi durduruldu. Dışişleri Bakanı Sezgin Tanrıkulu işte Türkiye'nin savaş suçu işleyen bu ölümcül silahlara ihtiyacı olmadığını söyledi. SİHA üretim merkezini yurt dışına taşıması için Selçuk Bayraktar'a 2 hafta süre tanındı. Devamı linkte diye bir haber yapmış. Bu işte açıklamalar yapan, paylaşımlar yapan, içerikler üreten hesap. Bu hesaptan yapılan bu paylaşımı CHP'nin İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu alıyor ve şöyle bir şey yazıyor oraya. Diyor ki bu korku size yeter troller ama emin olun adil olacağız. Şimdi Sezgin Tanrıkulu ne demeye çalışıyor? İlk önce hani bu korku size yeter, bak işte 2023'te kazanacağız, ondan sonra bakın neler neler yapacağız, onun için korkun bizden diyor. Sonrasında da şunu söylüyor ama merak etmeyin. Adil olacağız diyor. Adil yargılayacağız sizi. Onun için rahat olun, korkmayın. Böyle diyor Sezgin Tanrıkulu. Şimdi bu Sezgin Tanrıkulu'nun bu attığı tweet'e cevaplar vereceğiz de öncesinde hani Mevlana diyor ya bir söze bakarım söz müdür? Ondan sonra bir de söyleyene bakarım adam mıdır diye. Bu sözü birazdan konuşacağız da bu sözü söyleyenin kim olduğuna bir bakalım önce. Sezgin Tanrıkulu Türkiye'de İHA SİHA'ların düşmanı olarak nam salmış birisi. Hatta kendisine hani İHA SİHA Sezgin diyorlar. Çünkü bu İHA ve SİHA'larla alakalı böyle akla hayale sığmayacak, bu coğrafyanın bir evladının hayatta söylemeyeceği, hatta ve hatta bu milletin verdiği vergilerle maaş alan bir milletvekilinin kesinlikle söylemeyeceği açıklamalar yaptı. Ne dedi? İHA ve SİHA'lar eskiden JITEM'in yaptığını yapıyor. Yani sorgusuz, sualsiz birilerini katlediyor, öldürüyor. Bunun JITEM'den ne farkı var dedi. İHA ve SİHA'ların işte piknik yapan vatandaşları, suçsuz olan vatandaşları katlettiğiyle alakalı böyle sıralı tweetler attı. Aslında bu sıralı attığı tweetlere değişik bir açıdan baktığın zaman Sezgin Tanrıkulu bu milletin hakkını, hukukunu değil, bu milleti diz çöktürmeye çalışan, bu ülkeyi teslim almaya çalışan PKK ve onun gibi terör örgütlerinin bir nevi borazanlığını yapıyor. Bu Sezgin Tanrıkulu tweette de gördüğünüz gibi 2022'nin Nisan ayında bu ülkenin, bu milletin Ermenilere sözde soykırım yaptığını ve onun için bu sözde soykırımla yüzleşmemiz gerektiğini ve özür dilememiz gerektiğini yoksa bu yaranın kapanmayacağını bize söyleyen Türkiye Cumhuriyeti'nin milletvekili. Yine aynı Sezgin Tanrıkulu PKK terör örgütünün basın merkezi olan İMC TV'ye ara ara katılıp Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında, mevcut hükümet hakkında ağza alınmayacak sözler sarf edip oradaki terör sevicilerini destekleyen, onların gönüllerini hoşnut edecek açıklamalar yapıyor. Ama dediğim gibi bu adam Türkiye Cumhuriyeti'nin milletvekili. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de önde gelen isimlerinden bir tanesi. Yani Atatürk'ün partisi olan Kuvayi Milliye'yi, bu vatanı, bu bayrağı, bu devleti savunduğunu iddia eden Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili. En son olarak da bugün bu tweet'i paylaştı. Böyle işte kırmızı, sarı, yeşil bir çalışmanın önünde herkese günaydın, troller size 2 defa günaydın, hadi bakalım iş başına. Kendisinin yapmış olduğu bu talihsiz açıklamalara ve bu tahriklere cevap veren, tepkisini ortaya koyan bu coğrafyanın evlatlarına da troll diyor Sezgin Tanrıkulu. Evet, ben trollüm.
Ama bu memleketin, bu bayrağın, bu devletin ve bu milletin trolüyüm ben. Da Sezgin Tanrı kulu, sen kimin elemanısın? Sen kimin uşağısın? Yani millet merak ediyor. Sen de konuşuyorsun. Sen de devamlı açıklamalarda bulunuyorsun. Acaba sen kimin trolüsün? Sen kimin borazan başısın? Sen kimin hakkının savunucususun? Sen de bunlara cevap ver. Şimdi neyse, belli ki bu Sezgin Tanrı kulunun bir kuyruk acısı var. O çok sevdiği, o çok değer verdiği, hatta ve hatta ileriki günler için umut bağladığı tipleri tek tek bu İHA'lar, SİHA'lar, Schüttingen Hava Yolları cehenneme postalıyor. Onun için bir derdi var ve bu ülkenin terör belasından kurtulmasına vesile olan Selçuk Bayraktar'ı da hedefe koymuş. Ama unuttuğu bir şey var. Sayın Sezgin Tanrıkulu, Selçuk Bayraktar bu milletin kırmızı çizgisidir. Selçuk Bayraktar siyaset üstü bir adamdır. Ve bu memleketin yarınlarına dair elini taşın altına koyan bir isimdir. Selçuk Bayraktar gibi sağcısı, solcusu, ocusu, bucusu hiç fark etmez. Yekün olarak, bir millet olarak değer verdiği ve Cumhurbaşkanımızın damadı olmaktan başka hiçbir siyasi bağlantısı olmayan Selçuk Bayraktar'ı eğer o kirli emellerinize, eğer o kirli siyasetinize alet ederseniz bu millet ateş olur üstünüze yağar. Siz herhalde bu milleti eski millet zannediyorsunuz. O 1930'larda, 40'larda kafasına vurduğunuz zaman her şeyi yapabileceğiniz ve yaptığınız ne olursa olsun ona ses çıkaramayacak bir millet olarak zannediyorsunuz bu milleti. Ama yanılıyorsunuz. Bu millet sen ve senin gibilerin Vecihi Hürkuş'a, Nuri Demirağ'a neler yaptıklarını tek tek öğrendi. Ve Selçuk Bayraktar'ı gözünün nurundan koruyarak ona sahip çıkmaya çalışıyor. Eğer bu dille devam ederseniz, yok işte yargılayacağız, yok hesap soracağız, onu durduracağız, buna şunu yapacağız. Eğer bu şekilde bu tehdit dilini devam ettirirseniz bu milletten hem 2023 seçimlerinde hem de sonrasında feleğinizi şaşırtacak bir tokat yiyeceksiniz. Bizden hatırlatması. Evet, bu millet ve bu devlet böyle sessiz sessiz durur. Sen zannedersin ki bu devlet ve millet uyuyor. Ama öyle bir an gelir ki bu millet cehennem ateşi olur üstünüze yağar. Onun için attığınız adıma, ağzınızdan çıkan laflara bir daha dikkat edin. Ağzımıza ne gelirse söyleriz havasından bence vazgeçin. Öyle tehditle, öyle parmak sallayarak, öyle birilerinin arkasına sığınarak Amerika'dan, öteden, beriden, Avrupa'dan yanınızda bulduğunuz 3-5 tane destekçiyle kendinizi efe zannederek bu millete ayar vermeye çalışmayın. Bu millet gerektiği zamanda sizin ayarınızı bozar. Dikkat edin. Tekrar söylüyorum. Selçuk Bayraktar bu milletin kırmızı çizgisidir. O kırmızı çizgiyi geçer, Selçuk Bayraktar'a dokunmaya çalışırsanız o hamlenizin altında kalırsınız. Değil Kandil, değil Avrupa Birliği, değil Amerika, alemi cihan gelse çıkaramaz sizi orada. Anladınız? Kalın sağlıcakla.